Naciye maşallah. Koşta koç hani. Getirenler bundan nasıl baş ettiler şaştım. İki kişi getirdi. Bahçeye sokuncaya kadar canları çıktı zavallıların. Ah canım. Ya kasaba haber verdiniz mi? Verdim verdim. Birazdan gelecek. Mübarek olsun Naciye Hanım. Kurbanlık mı aldınız? Nihan'ın nişanlısı göndermiş. Boynuzundaki kurdelelere baksanıza anlamadınız mı aşk olsun? Ah öyle ya doğru. Pek de öyle bir şey. Bak Bayram Efendi gördün mü? Bizimki hala ortalarda yok. Biraz sabırlı ol bre kadın. Gönderirim dediyse gönderir elbette. Allah Allah. Saat kaç? Bak 9'u geçiyor. Oo 9'u eli kulağında neredeyse gelir. Neredeyse gelir diye sen böyle yayla yayla otur bakalım. Bak el alemin kurbanlı koçu erkenden geldi. Ne yapabilirim bre kadın? Gidip de soramam ki çocuklar nerede kaldı bizim kurban diye. Tabii sen soramazsın ama o uyuntunun bunu düşünmesi lazım. Bayram namazından çıkıldı mı kurbanlık hazır olmalı bizim bildiğimiz. O bizim bildiğimiz ama bilir mi ki şimdiki gençler bunu? Ama bak onların damadı bal gibi biliyor işte. Elbette bilir onların damadı çünkü koskoca doktordur o okumuş adam. Aa, bana baksana sen. Ne demek öyle ikide bir sen onların damadını övüp duruyorsun? Yani bunu el alemin içinde ne yapıyorsun canım? El alem var mı burada konuşuruz kendi aramızda. Olsun yerin kulağı var sen ağzını alıştırma. Ne olmuş doktor olmuş da yani? Senin damadın da ondan aşağı kalır biri mi yani? Öyle demedim be kadın. Yani yoktur bizimkinin tahsili bilmez o yüzden derim de. Yokmuş tahsili. Tahsili yok ama kazancıyla onların damadı gibi 50 tanesini cebinden çıkartır. Haberin var mı? Bugüne bugün koskoca kabzımı al. Haklısın bre. Ay keşke bunların koçunu görmüş olsaydı. Ne demiş o? Ay, damadın gönderdiği bunların kimden küçükse rezil oluruz vallahi el aleme. Çok iri bir koçmuş merak etme. Bir de onların kimden büyük değilse. Ne bilirim ben görmedim ki. Öyle bir gelsin bakalım görürüz. Yani bunların kimden ufaksa hiç gelmesin daha iyi. Ufaksa ne yapalım be kadın kıyamet kopmaz ya. Kopar. Bal gibi kopar. Kahrımdan yataklara düşerim vallahi. Sen aldırmazsın ama ben affetmem öyle şeyi. Merak etme bre kadın. Sanmam ki olsun bunlarınkinden küçük. Hey, Allah korusun. Vallahi eğer onlarınkinden küçükse. Vallahi de billahi de nişanım bozarım haberin olsun. Öyle deme bre kadın. Bunlarınkinden büyüğü de nasıl olur bilmem ki. Sen olsun ister misin ki dana? Nihan. Anne. Gel gel. Efendim. Bak Safine Hanım'ı nasıl çatlatacağım şimdi. Nihancığım su getir koyuna susamıştır. Ama bolca olsun emi. Koskoca koç doymaz sonra. Allah nazarlardan saklasın. Olur anne olur. Ah, gel de Dilber'i arama. Şunları dağıtmakta bana yardımcı olurdu. Ya Camile Hanım'ın da seyahatten erken dönücüyü tuttu. Niye gelmiş o? Bayramı evinde geçirmek istemiş. Ha. Aklıma gelip de Dilber kalsın deseydim razı olurdu kadıncağız. Zaten kız dünden teşte biliyor musun? Hı. Al desem temelli kalacak vallahi. Ne de olsa alıştıydı bize canım da ondan tabii. Ama gittiği de iyi oldu biliyor musunuz? Neden? Anneme lazım bizden uzak olsun da. Ha. Sen kasabı sardın mı? Sardım. Neden sordun? Hayır, başı, işkembeleri filan biz yemeyiz biliyorsun. Ona verecektim. Tamam verdim zaten. Kasabı çok gözüm tuttu doğrusu. Oo, kasap da kasapmış yani. Her şeyi doğrusu usulüne göre becerdi. Vallahi kurban derisini şu kadar zedelemeden yüzdü. Peki anneciğim bu nasıl dağıtılacak? Kim dağıtacak? Ah canım, Aydıncığım olsaydı. Ha, sanki burada olsaydı dağıtacaktı. Önce itiraz ederdi ama ben onu razı ederdim evladım. Vallahi iki gün oldu. Özledim şimdiden. Nerelerdeler acaba? Şu anda Bodrum'dalar zannediyorum. Yarın Fethiye'ye geçeceklerdi çünkü. Müjgan'ın büyük halası oradaymış. Bu birlikte geçirdikleri ilk tatil. İnşallah tadını çıkarırlar. Allah ağızlarının tadını bozmasın yavrularımın. Nihancığım, şundan kavurma yapacağım. Tarık öğle yemeğine gelecek mi? Bilmem, gelirim dedi. Geri kalanı ben zaten dolaba yerleştirdim. Ha. Oldu mu canım? Bunları da götürürüz bayağı. Şimdi bana bakın. Bizi az da ayırsan olur da sen bana şöyle irice bir parça koy bir tarafa bakayım. Bu olur mu? Yok daha iyi. Dur. Ne şu but. But bu mu? Ha. Bu but daha iyi. Ne yapacaksın? Sen sorma. Sen ayır onu bu tarafa. Ayır o tabağın içine onu. Peki. Ha, ayır. Tamam. Bayağı iri değil mi o? İri. Ha. Ne yapacağını söylemiyorsun ki? Sonra söylerim. Bırak. Tarık yüzümüzü ağarttı vallahi. Doğrusu bu kadar büyük bir koç göndereceğini hiç ummuyordum. Ben de ummuyordum. Bilseydim mani olurdum. Çünkü bu ay evin taksinin ikisini birden ödeyecek anne. Gölgeli insan başkadır evladım.
Ah, koç geldiği zaman baban nasıl gururlandı gördün değil mi? Damadıyla övmek onun da hakkı. Konu komşuya karşı insanın itibarı yükseliyor. Hele şu yüzük meselesinden sonra zavallı Tarık'ın adı Cimri'ye çıkmıştı değil mi? Cimri insan hiç bu kadar büyük bir kurban hediyesi yollar mı? Ya ben çakmağımı nereye koydum gene? Kesteciğim mutlaka içeride unutmuşsundur gene. Sahi mi söylüyorsun? Ya böyle oluyor, kafam dağılıyor. Hele keyiflendiği zaman neyi nereye koyduğumu unutuveriyorum. Vallahi yaşlanıyoruz artık, yaşlanıyoruz. Sen pek bu lafı sevmezsin ama ne yapayım? Sevmem tabii. Bir daha da bu lafı ağzından duymayayım. İster duy, ister duyma. Yarın öbür gün inşallah torunlarımız olduğu zaman göreceğim ben seni. İnşallah, hele bir olsun da. İnşallah, inşallah. Geliyor musun? Nasıl neşeli? Ben onu bu kadar neşeli görmedim vallahi. Gerçekten de öyle. Sabahleyin benle de şakalaştı durdu. Ben mi? Bana bak kız, evlendikten sonra şu tarihi üzersen kulaklarını uzatırım dedi bana. Dedim vallahi öyle dedim, billahi öyle dedim ya. Kasapla da şakalaştı. Ah canım, seni hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Allah'a çok şükür, mutluyum mutluyum, keyfim yerinde çok şükür. Bu böyle mi dolaşacak? Yok canım, hadi git giyin kızı. Anne kim gelecek sabah sabah Allah aşkına? Belki bir gelen olur evladım, hadi git giyin. Ya bunlar nasıl dağıtılacak söylemedin daha. Bakkalın çırağına tembih ettim, o gelip dağıtacak. Birkaç kuruş vereceğim ben tabii, çocuğa. Tabii tabii, iyi edersin, iyi edersin. Şimdi ben Mahsus Niha'nın yanında söylemedim, yüz göz olmayalım diyerekten. Eğer Tarık'la beraber çıkmak isterlerse çıkabilirler. Ay belki çocuk akrabalarının filan elini öptürmeye gitmek ister de, değil mi beraber? Oo, bakıyorum damadına güvenin arttı. Canım artmasını eksilmesin de nereden uydurdu? Benim eskiden beri ona güvenim vardır. Eğer bu gönderdiği koç yüzünden diye ima ediyorsan günahıma girersin. Yok canım. Benim karakter sahibi insanlara her zaman güvenim vardır. Ama koç gelince senden tam notu aldı. Aman şişirecek beni. Eğer illa onu söylememi istiyorsan evet öyle. Hüsnü, bu butu kime ayırdın? Anlamadım mı ya? Bayram efendilere değil tabii, mi? Tabii, ne zannettin? İlahi Hüsnü, benim aklımdan geçen senin de aklından geçmiş. Hayır, en iyi parçayı gönderelim de nasıl bir kurban kesildiğini anlasınlar istedim. Aman, aman. O bir taaf bir kadın biliyor musun? Yani çekemiyor hiç kimseyi. Haset, haset. Haset, haset evet, dediğin haset. Doğru. Aman ne kötü huy. Ay kurban geldiği zaman ya kadının adeta rengi ruhsarı uçtu. Ben sana her zaman söylüyordum da sen inanmıyordun. Ah Hüsnücüm dilerim Allah'tan onlara gelen koyun kedi gibi bir şey olsun. Hep damatlarının cömertliğinden söz ederler ya. Şimdi bunlar bize iki but da gönderseler bizim bir kadar iri olmayacaktır. Ah, rezil olduk rezil. Kurban hala ortalıkta yok. Ne dersin sen bu işe Bayram Efendi? Ne derim ben bu işe, belki gelirken getirecek kendi. Öyle mi söyledi sana? Demedi bana öyle şey ama öyle söylemiş kıza. Sen de bilirsin bunu, niye sorarsın bana? Bak öğleye kadar getirmezse alsın kurbanını başına çalsın. Be kadın niçin telaş edersin? Kurban bayramı 4 gündür, daha vakit var. Ay sen beni sinirden çıldırtırsın vallahi. Ayol nişan kurbanı ilk gün gelir efendi, haberin var mı senin? Şimdi herkesin yüzü bizim kapıdadır. Ne yapabilirim bre kadın? Ama sen bugüne kadar ne yaptın ki zaten? Ekme öyle nakırdı, olurum sana kurban. İyi günler. Hoş geldin Tarık. Zamansız geldin galiba. Hayır hayır, biz de seni bekliyorduk. Yemeğe gelirim demiştin ya. Az kalsın gelemiyordum. Aa niye? Geç otur. Beni hastanede gündüz nöbetine yazmışlar. Sahi mi? Ya Allah'tan gece nöbeti olan bir arkadaşla nöbet değiştirip öyle geldim. Aa gelmeseydin çok üzülürdük. Annem kurban kavurması yapıyor. Sahi mi? Bayılırım kurban kavurması. O zaman afiyetle yersin. Bak bakalım şimdi. Bu senin. Ne bu? Vitrinde gördüm, ben çok beğendim. Sana çok yakışacağını tahmin ettim. Bakalım beğenecek misin? Aşk olsun Tarık. Hani böyle hediyeler almayacaktık birbirimize. Almayacak canım. Çok güzel. Bayıldım. Takabilir miyim? Tabii. Gerçek inci değil. Hı. Sana daha değerli şeyler almak isterdim ama... ...ne yazık ki biliyorsun ev taksitleri beni bayağı sıkıştırmaya başladı. Bilmez miyim hiç? Müsaade eder misin? Bakabilir miyim? Tabii. Gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ama ikinci bir hediyeye ne gerek vardı zaten? İkinci hediye mi? Şekeri hediyeden mi sayıyorsun? Yok canım. Kurbanlık koçtan söz ediyorum. Hangi koçtan? Bu sabah göndermişsin ya. Ben mi göndermişim? Evet. Bir yanlışlık olmasın. Nasıl olur? Nişanlı hanıma diye getirdiler. Kırmızı kurdelelerle ve gelin telleriyle de süslenmişti. Bayağı koyun yani. Bayağı koyun denmez ona. Koskoca bir koç. Yoksa sen öyle bir koç göndermedin mi yani? Göndermem mi gerekirdi? Bırak şimdi gerekip gerekmediğini. Ben sana gönderip göndermediğini sordum. Göndermedim dedim ya hayatım. Mutlaka bir yanlışlık olmuştur. Benim gönderdiğimi söylediler. Nişanlısına damat adayından denince biz de senin gönderdiğini zannettik. Eyvah, çok tatsız bir durum. Böyle bir adet olduğunu bilmiyordum ki, bilseydim ben de gönderirdim. Eyvahlar olsun. Öyleyse o kurban başkasına aitti. Bilmem ki herhalde.
Gördün mü felaketi? Canım üzülme bir dakika. Yanlışlık olduğunu anlayıp mutlaka gelip alırlar koyunu. Eyvah. Geri göndermek etrafa karşı pek tatsız olur doğrusu. Zaten biz onu çoktan kestik. Kestiniz mi? Benim gönderdiğimi zannedip de mi kestiniz? Tabii. Peki öylecesine gönderemez miyiz? Ne diyorsun? Dağıttık bile. Çok güç bir durum doğrusu. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Ben de Nihan mır 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 kimle konuşuyor diyordum. Öpeyim anneciğim. Ay kusura bakma ellerim kirli. Otur evladım otur. Hoş geldin. Aa Tarık ne zahmetler etmişsin yavrucuğum. Ben de yemek pişiriyordum. Evet. Size neler hazırlıyorum neler. Kurban kavurması yapıyorum. Seversin değil mi? Severim ama. Yo yo sakın yemeğe kalamam falan deme. Vallahi çok üzülürüm. Bayram yemeğini birlikte yemek adettir evladım. Evet. Nihan baban nerede? Bilmem içeridedir herhalde anne. Haber vermedin mi canım? Vereceğim de anne. Zarar yok rahatsız etmeyin. Aa rahatsızlık ne demek olur mu öyle şey? Sabahtan beri o da seni soruyor zaten. Evet. Damat nerede kaldı damat nerede kaldı. Bana ne dedi biliyor musun? Hanım evladımız erkek evladımız birken iki oldu dedi. Seni o kadar çok seviyor. Bizim beyin ağzından böyle bir lafın çıkması ne demek bilirsiniz çocuklar. Sağ olsunlar efendim. Ne kadar sevildiğini bil diye söylüyorum Tarık. Bundan hiç şüphem yok zaten. Vallahi ben de öyle. İnan evladım ben de öyle. Aydın'dan hiç farkın yok. Onun yokluğunu bize hiç hissettirmedi. Eksik olmayın. Geçen gün Adile Hanım'la da konuşuyorduk bunu zaten. Allah şöyle bana görgülü, efendi bir damat versin diyordum. Gönlüme göre verdi işte. Peveciğiniz efendim sağ olun. Çocuklar kusura bakmazsınız değil mi? Ocağın üzerinde yemek vardı. Bir pişti mi diye bir bakayım. Tabii. Sen meşgul ol nişanlınla çocuğum. Söylemeyecek misin? Söylemem lazım değil mi? Çok zor bir durum. Of, of. Herkes kurbanını kesti de pişirmeye başladı bile. Bizim kurban hala ortalıkta yok. Bak sen ne dersen de bu işte bir iş var Bayram Efendi. Biraz daha sabret bre kadın. Kız gitti bakalım anlasın dinlesin. Niçin gecikmiş bu kurban anlarız. Bana bak. Yoksa bu kepçek kulaklı nişanı bozmak mı istiyor? Allah Allah. Nereden çıkarırsın böyle kötü şeyleri ya? Niçin bozmak istesin nişanı çocuğum? Dinle. Geçen defa ben sana söylemedim ama bir şeyler hisseder gibi oldum ben. Nasıl yani? Bu her zaman bize eli kolu dolu gelirdi. Gelirdi. Geçen defa nasıl geldin? Nasıl geldin? Elini kolunu sallaya sallaya geldi. Ne demektir bu? Ne demektir bu? Ben buyum işte. İster beni alın ister almayın demektir. Boşuna kuruntu ediyorsun bre kadın yapma. Koyun gelmesin %100 bu böyledir bak haberin olsun. Ah hep kabahat bizim kızda o kadar söyledim. Yavrum biraz kendini ağırdan sat diye. Vallahi dilimde tüy bitti ayol. Ama nerede bizimkinde o? Adamın ağzına düştü. İşte olacağı buydu zaten. Olacağı nedir yani? Nasıl olmuş yani? Ay Bayram Efendi sen beni çıldırtasın vallahi. Ayol deminden beri anlatıyorum. Niye dinlemiyorsun? Adam ayol kızı bedava almak istiyor. Haberin yok mu? Ama ben de öyle ağzımı açıp ona bakacak değilim herhalde. Vallahi onun tepesindeki o işten saçı da söküp eline veririm. Anlar vallahi dünyanın kaç bucak olduğunu. Ya boşuna kuruntu ediyorsun be kadın. Aklına getirme böyle kötü şeyler. Ay kız geldi galiba. Hadiye kızım geldin mi? Ay geldim anne. Ne oldu ne haber konuştun mu? Konuştum telefon zor çıktı onun için geç kaldı. Sen onu bırak ne söyledin? O çoktan göndermiş kurbanı. Göndermiş mi? O da çok şaşırdı niye hala getirmediler diye. Gördün mü boşuna ettin teler. Ay çoktan dediği saat kaçta yani? Sabah 8:30'da gelmesi lazımdı dedi. Hayır ben öyle zannederim ki belki de bulamadılar evi. Olur mu öyle şey canım? Olur olmaz olur mu neler olur? Adres vermiş, tarif de etmiş baba. Bunda bir iş var. Ne gibi bre? Sakın yanlış yere gitmiş olmasın. Yanlış yere olur mu anne? Nişan hediyesi olduğu anlaşılsın diye boynuzuna kurdele bile bağlatmış. Dur bakayım, dur bakayım. Şu yandakilerin koçunun boynuzunda da kurdele vardı değil mi? Olmaz olur mu? Tabii vardı. Onlara da nişan hediyesi olarak gönderdiler. Orası öyle. Of. Nasıl söyleyeyim bilmem ki. Şimdilik babama hiçbir şey duyurmasak diyorum. Görsen sabahtan beri öyle keyifliydi ki. Şimdilik değil bana kalırsa hiç duyurmayalım daha iyi. Sahipleri geldikleri zaman parasını veririz çekip giderler. Olmuş bir kere ne yapalım canım? Kimin koçu olduğunu bilmiyoruz ki daha. Çok mu büyüktü koç? Hem de nasıl? Kim bilir kaç paradır? Tedbirsiz de geldim hiç yanında para yok. Evden gidip alayım bari. Sakın abi yere gitme. Şüphe uyandırırsın. Nasıl olsa sahipleri yok ortada. İşte geldim. Artık bayramlaşabiliriz. Hele penleri çok olsun evladım nice bayramlara. Buyur otur Tarık'cığım. Sofrada bugün Aydın'ın yerini sen alacaksın Tarık. Sağ olun efendim. Nişanına şeker tuttun mu yavrum? Şeker mi? Hayır tutmadım da. Senin bugün bir tuhaflığın var Nihan. Bayram olduğunu unuttun mu yoksa? Önemi yok efendim. Ağız tadı çocuğum. Bayramın icabıdır.
Hay ağız tadı dedim de, aman Tarıkcığım, kavurma bir lezzetli olmuş, afiyetle yiyin inşallah. Yani övünmek gibi olmasın ama pek güzel pişirmişim. Bak kokusunu duyuyor musun? Ya mis gibi şey diyor. Öyle bir kurbanın kavurması da böyle olur herhalde değil mi ya? Ay vallahi pek güzeldi kurban, pek güzel. Yani maşallah geyik gibiydi. Kesmeye kıyamadık biliyor musun? Hiç bu kadar erik bir koç görmemiştim. Sen bu işlerde niye anlıyorsun galiba? Hangi işlerden efendim? Yani böylesini arayıp bulmak herkesin harcı değildir demek istiyorum. Tabii tabii. Ay vallahi yüzümüzü ağarttın evladım, sağ olasın. Yani insanlar böyle şeylere çok önem veriyorlar biliyor musun? Evet. Hele şu bizim bitişik komşular. Aa, hep gözleri bizim üstümüzde. Eve ne giriyor ne çıkıyor gözetlemeseler çatlarlar vallahi. Al Tarık. Almasam daha iyi olur. Olur mu evladım, olur mu bir tane alıcı olmazsa? Teşekkür ederim. Ah babanız da geldi. Geldim. Üstü bak kim var? Kim var? Aa. Kim? Ayol şaka yapıyorum. Ben bu kadar ihtiyar mıyım gözüm etrafı seçmeyeceği kadar? Tarık gelmiş işte. Hoş geldin Tarık. Oturunuz. Aman estağfurullah, estağfurullah. Bayramın kutlu olsun. Nice nice bayramda oturunuz, oturunuz. Aman inanır mısınız çocuklar? Bugün benim için bir başka türlü bayram. Yani keyifliyim. O kadar keyifliyim ki bu başkalığın sebebi o. Niye keyifliyim? İnsanlar neden bir keyif duyarlar bir başkalığı olur? Bunun yani söylemek içimden gelen bir arzunun tahakkuku, yani gelişmesi. Bazen bak kendi kendime düşünürüm. Neden acaba bizi hayata bağlayan nedir diye. Nedir? Yemek içmek mi? Hayır. Neden? Hayır. Çünkü oturduk mesela yemeğimizi yedik, doyduk, kalktık mı o istek bitmiş demektir. O zaman demek ki bizi hayata bağlayan başka başka şeyler var. Bunlar nedir? İşte aile içindeki bağlılıklar, efendim saadet hislerinin o gelişmesi, birbirimize bağlılığın bir numu örneği. Efendim hayat zaten dediğin aile içindeki tuzlu tatlıların tatlısı bir mevcut olan şeydir, mevcudiyet şeyidir, ifadesinin dile gelişidir. Ben kendimi çok mutlu bir baba hissediyorum. O bakımdan da hayata olan bağlılığım tabii ki bayram günü daha bir tecessüs etti. Yani tecessüm etti, ortaya çıktı. Bunu ifade için kelimeler aradım, bulamadım. Kelimeler bulduğumu zannettiğim anda toparladım ve sizi böyle bir arada görünce yani bir netice yani sonuç olarak her ikinizin de sizin de hanım üçünüzün de ve benim de dördümüzün de bayramımız kutlu olsun, hele sizlerin bayramınızı tebrik eder gözlerinizden öperim. Nasıl hanım? Güzel konuşsun. Ama Nesli'cim bu kadar abuk sabuk lafı nereden buldun da çıkarttın? Buyurun işte hadi bakalım. Sen abuk sabuksuzunu söyle o zaman. Aşk olsun. Evladım Tarık, yemekten önce teklif edilmez ama acaba bir kahve içer miydin? İşte buyurun bak, seninki abuk sabuksuz mu oldu? Doğrusu isterseniz ben acı kahveyle ağzımın tadını bozmamak niyetindeyim. Nasıl esprim? İlahi Hüsnü, seni böyle neşeli görmek çok hoşuma gidiyor vallahi. Ha şunu biliydin, neşeliyim ya. Tabii neşeliyim. Deminden beri ben de bunu anlatmak istiyordum. Efendim insan etrafındakileri, yani çevresindekileri mutlu görünce kedisini de mutlu hissediyor. Kimin kedisini? Ne kedisini? Kedisini mutlu ediyorsun. Kendisini diyorum, kendisini mutlu hissediyor. Çünkü bu bayağı şeyde buna psikolojik dilim değil ama ne bilim dalında. Psikolojik bilim dalında buna sirayet kanunu mu ne deniyor? Sen daha iyi bilirsin, daha mı? Öyle. Vallahi filozof gibi konuştun Üstü. Ha şunu biliydin, en sonunda itiraf etti. Demin abuk sabuk konuştun diyordu. İtiraf etti filozof gibi konuştuğumu. Allah neşeni eksik etmesin. Amin, amin, amin. Aa, size söylemeyi unuttum ayol. Bitişik komşuların başına gelenler haberiniz var mı? Bu şeyin çöp karıştırıcılarının mı? Vallahi çok saf kızları var. Az önce bana pencereden nişanlısının gönderdiği koyun hala gelmemiş. Acaba sizinle haberiniz var mı diye soruyor. Bundan bize ne ayol? Sen de deseydin burası kayıp kurban bürosu değil deseydin. Ben de öyle söyledim.
Bize bir tek koç geldi, o da damadımızdan dedim. Kapatıverdim pencereyi yüzüne. Oh. Anne, yapılır mı bu? Ne yapacaktım yani? Akşama kadar onunla mı konuşacaktım evladım? Olsun anneciğim, ne de olsa komşumuz. Aman öyle komşu yerinde dursun. Pencereden pencereye bile görüşmek istemiyor. Zaten babanız görüşmemi istemiyor. Ya ben istemiyorum de, o da görüşmüyor o yüzden. Hı. Söyledim zaten. Vallahi bahçeye, duvarın oraya boydan boya likstürün dikeceğim. Likstürün şey var ya hani, büyük dalları çabuk çabuk yapraklanıyor. Onlardan dikeceğim de görmesinler yüzümüzü. Ay sıkıntı veriyor insana. Sıkıntı veriyor. Şey yaptın mı sen? Ne? Onların budunu gönderdin mi? Vallahi sen bir şeyler ayırmışsın içeride ama ben anlayamadım hangisi olduğunu. Anneciğim hepsinin üzerine bir de kağıt yazamam ki, bu şunundur bu bunun diye. Büyük bakır, gel benimle. Gelin. Büyük bakır tepsinin içinde onlarınki. Öbür sırayla küçük de büyük de. Komşu hepsininki sıra sıra dizildi işte burada. Gördün mü? Kurbanın sahibi çıktı ortaya. Onların mıdır dersin? Hiç şüphen olmasın. Her şeyin en büyüğünü onlar satın alırlar. Peki ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben. Daha doğrusu aklıma hiçbir çare gelmiyor. Ah, acaba gidip onlara bu durumu anlatsam mı? Vallahi çok güzel fikir. Hayır olmaz. O kadına laf anlatmak çok zordur. Allah verme ortalığı birbirine kadar. Bizim aileye rezil eder. Sahi mi? Peki ne yapacağız şimdi diyorum? Ne bileyim ben, aklıma bir çare gelmiyor diyorum ya. Ama babama bu durumu belli etmemeliyiz. En iyisi anneme açalım bu işi ha. Aa, daha güzel bir şey geldi aklıma. Ne? Koyunun sahibini bulalım. Gidelim bir güzel konuşalım onunla. İmkansız. Nereden bulacaksın damatlarını? Belki de polise başvurmaya gitmiştir. Yapar mı dersin? Neden yapmasın? Polisler kapımızı çalarsa hiç şaşırma. Hırsız durumuna da düşeceğiz üstelik. Neler söylüyorsun canım? Vallahi her ihtimal geliyor aklıma. Bir şeyler yapmalıyız. En güzel yaptım. Nasıl ama? Ya gözükmeye gel. Pencereden başımızı görür görmez birisi fırlıyor hemen. Dün şöyle komşu kurbanımız kayboldu. Duydunuz mu bir de komşu bak şimdi. Duymamazlıktan geldim yürüyiverdim. Ay ne saygısız adam o. Ayol asıl saygısız karısı. Ha. Tarık'ın getirdiği koçu gördü ya, şimdi hırsından tırnaklarını yiyordu. Ha. Kendi damatlarını gönderdiği koyun hala ortalarda yokmuş baksana. Ayol belki de hiç göndermedi damatları kurban. Olmayacak ha. Şey değil ki. Ya. Size bir şey söyleyeyim mi? Hiç gözüm tutmadı o çocuğu. Hangi çocuğu? Damatlarını canım. Ha, bir daha ay çocuk diyorum. Koskocaman adam. Evet. Feleğin çenlerinden geçmiş birine benziyorsun. Evet tam onlara layık. Kapı. İster misin o arsız kızlarını göndersinler? Çünkü mütemadiyen üstümüzdeler. Eğer oysa Allah rızası için şunu bir güzel haşla. Dur ben şimdi bilirim yapacağım. Anneciğim sakın ha. Sen karışma. Karışma evlat, siz kaybolun. Gel Tarık sen hak benimle ettiler. Gel. Hak ettiler. Ruhsiyle uslanmayanın etmeli tek değil, tek değil uslanmayanın hakkı kötektir. Buyurun. Merhaba efendim. Evde midir Hüsnü efendi? Evde. Lazım mıydı? İsterim görüşeyim biraz onunla. Buyurun içeride. Biraz yolda dinleniyor. Malum kurban telaşı. Evet. Buyurun. Sağ olun efendim. Buyursunlar efendim. Evet. Bayramımız mübarek olsun evet. Bayram efendi. Sizin de buyurun, efendim. Buyurun. olmasın bir rahatsızlık, yalnız isterim size sorayım bir şey. Nedir böyle telaşı da, önemli bir şey mi? Efendim sabahtan beri delireceğiz bre Hüsnü efendi, biz ararız bizim koyunu. Ne oldu, kaçırdınız mı yoksa? Kaçırdınız ne, ele geçiremedik ki kaçıralım yani. Vardır bu işin içinde bir dalerler ha Hüsnü efendi, yoksa bana demesinler bayrol. Yani ama çıkacaktır en sonunda meydan. Güzel de şey mi bu, hani sizin damadın gönderdiği koyun meselesi mi yoksa? Evet ama siz nereden bilirsiniz ki göndermiştir bizim damat? Bilmeyen kalmadı ki, maşallah bütün mahalle çalkalanıyor. Hayır. Darılma, böyle sabah sabah bayram telaşında bir başkası gelseydi bu iş için, vallahi tersler kapıyı çarpıverirdim suratına. İnsaf birader, biraz önce de sizin kız söylemiş bizim hanıma. Ne yapalım, kusura bakmayın, o da ne de olsa kızdır, sıkılmıştır onun canı da bu işe. Ama biz ararız, koskoca koyun yok ortada. Koskoca olduğunu nereden biliyorsunuz? Hayır, bir koskoca olduğunu bilmem ama yer yarılmıştır, yerin dibine gitmiştir. Nerededir bu hayvan? Bana mı soruyorsunuz? Hayır sormam size, yani ben sorarım, bütün mahalle yani sorarlar, nerededir bu hayvan? Hayır, nerededir, yani lafın gelişi. Lafın gelişi sorarım evet. Niye bilirim vallahi nerededir? Kimse görmemiş midir bu hayvanı? Gene bana soruyorsun birader. Nereden bilirim? Ay birisi size bunların evinde kayıp eşya, kayıp kurban bürosu falan mı açıldı dedi. Yoksa ağıl mı burası yani? Kusura bakma bre Hüsnü efendi. Efendim insaniyetlik namına sorarız biz. Ne de olsa sıkılmıştır canımız, ararız, uçmadı ya bu koyun. Ya demin de koskoca hayvan dedi, koskoca olduğunu nereden biliyorsunuz bir defa?
Bilmeyiz biz koskoca olduğunu, damat göndermiş öyle söyle. Bakalım sahiden gönderdi mi? Göndermiş der, koskoca kuç göndermiş, telefonda anlatmış. Ha nereden biliyorsun, telefondan mı söylemiş? Söylemiş telefonda. İnanma canım, bakalım doğru mu söyledi? Ne yani yalan mı söyler demek istersen? Vallahi bilmem, ben gözümle görmediğim şeye inanmam birader. Ben inanırım bre üstü efendi. Hem bir yalancıya kız verecek yüz var mıdır bende? Ne biçim laf edersin bre üstü efendi? Hem gürmüş cümle alem bizim mahalleye girmiş iri bir koç. Allah Allah, görebilir miyim nedir yani? Yalnız senin damadın gönderdi koç mu girer bu mahalleye? Kaç kişi kurban kesti? Biz de kestik öyle değil mi hanım? Tabii. Sonra herkes bilir kimin evine hangi kurban gittiğini. Boş bir iddia. Ama vardır bizimkinin boynuzunda koskocaman bir kırmızı fiyon kurdela. Boşu boşuna koyarlar mı o sisi oraya? Belli ki damat hediyesidir bu Hüsnü efendi. Doğru söylüyorsun, bize gelen de öyle değil miydi süslü püslü? Damadımız gönderdi. Aa, herhalde bize gelen koyunu söylediler size. Çünkü bizimki iri besili bir koçtu. Aa, olabilir elbette, doğrudur. Aa, tanışmıyorsunuz damadım. Tanışmamışıktır hiç. Komşumuz Bayram efendi. Aa, memnun oldum. Doktor Tarık, kendisi doktordur. Doktordur bileli, evet. Duymuşumdur maşallah. Allah bağışlasın. Demek ki kazanır çok, onun için size göndermiş iri bir koç. Al bir laf daha. İnşallah koçunuzu bulursunuz. İnşallah. Damadı gönderdiyse tabii. Hay Allah, babam da ne kadar güvenli konuşuyor böyle. Ne yapsak bilmem ki. Çok fena, çok. Gönderip göndermediğini bilmem ama ben bırakmayacağım bu işin peşini. Anne, bir dakika gelir misin lütfen? Ne var kızım, görüyorsun konuşuyorum şurada. Anneciğim bir dakika gel lütfen, çok önemli diyorum. Allah Allah, önemli olan neymiş? Aa, niye senin yüzün öyle sapsak? Senin de öyle. Bir şey mi oldu? Ah anne, bir bilsen. Babamın böyle konuşmasını önlemeliyiz. Ne oldu? Çabuk söyle bakayım. Bak anne ne diyeceğim. Vallahi ben senin yerinde olsam Bayram efendi, bu meseleyi adam akıllı bir kurcalarım. Belki senin damat yalancının biri, o zaman çekiver kuyururdu. Böylesinden hayır gelmez. Gelmez elbette. Sahi mi söylüyorsun? Ya anne, ne yapsak bilmiyorum ki. Çünkü bazısı kendini zengin göstermek için böyle onu bunu kandırır. İşte bunların tek sermayesi yalandır. Ama sanmam ki bizim damat yapsın böyle bir şey Preşne efendi. Sen gene de dikkatli ol. Çünkü insanlar öyle suratından anlaşılmaz. Elbette dikkatli olacağım Preşne efendi. Hem kimsenin yanına bırakmam ben de böyle kötülük ki. Bana kalırsa sen damattan yana biraz şanssızsın. Onun için koy şapkanı önüne, iyi düşün taşın. Şöyle daha bir aklının yatacağı birini bul. Onunla nişanla kızını. Öyle mi dersin? Vallahi. Ay Hüsnü, neler söylüyorsun Allah aşkına. Bunlar bizi ilgilendirmez ki şekerim. Hem Bayram efendinin damadı belki de iyi biri. Niye iyi biri? Ayol daha nişanlıyken iki komşuyu birbirine soktu. Allah Allah, neler söylüyorsun Hüsnücüğüm? Sen ne oluyor sana Allah aşkına? Ayol sonra anlatırım. Ha sonra tanışmıyorsun ki sen damadını. Tanışmaya da meraklı değilim. Ay niye bağırıyorsun? Affedersin, tanışmaya da meraklı değilim. Allah Allah, sonra bir kötülüğü de dokunmadı bize. Daha niye dokunsun hanım, daha niye dokunsun? Ya baksana ne sinirim kaldı, ne asabım kaldı. Aman lanet olsun. Ay bilmeden konuşuyorsun Hüsnü. Evet. Büyük konuşursun bana Hüsnü efendi. Henüz aydınlanmamış şu koyun meselesi. El aydınlansın, ondan sonra düşünürüz bir şey. Öyle ya canım. Belki de sahiden göndermemiştir. Allah Allah. Seninle durup dururken alemin damadını koruyacağını tuttu. Hem baksana sen Seyran efendi. Bayram. Aman Seyran, Bayram efendi. Sen ne demek istedin yani aydınlanmam demekle? Senin koyununu bizim aldığımızı mı söylemek istiyorsun? Henüz öyle bir şey söylemiş değilim. Ha, henüz demek. Yani öyle de olabilir. Bu kadar da fazla ama. Baba, sakin ol biraz. Lütfen karışmayın efendim. Komşu dediğin komşuluğunu bilmeli. Bakın Bayram efendi, sizi herhalde fazlaca meşgul ettik. Allah'a ısmarladık dediniz galiba. Babacığım neler söylüyorsunuz? Ay kusura bakmayın Bayram efendi, ne olursun gelsene biraz bir şey konuşacağız seninle. Ben kimseyle gelmek istemiyorum, kimseyi de dinlemiyorum. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Hadi. Kapıyı göstermene gerek yok bre Hüsnü efendi. Ama bu işin sonunda utanmak da vardır bre komşu. Bak, duyuyor musunuz? Bak utanmak da var diyor. Ben utanacakmışım bir de. Hadi efendim güle güle. Ya, güle 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 ama ben daha henüz Allah'a ısmarladık demiş değilim bre Hüsnü efendi. Görüşeceğiz gene de. Eli tutalım şu koyunun hammalini. Ay. Bak 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 bak. Bak 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 inada bak bak inada bak. Tuttu inadı, görüyor musun giderken ne diyor? Görüşeceğiz gene, görüşeceğiz dedi bak. Sen ne yaptığının farkında mısın Üstü? Ben her şeyin farkındayım efendim. Ah babacığım, ah bilmiyorsun öyle bir zor duruma düştük ki. Öyle bir zor duruma düştük ki baba, demez mi? Düşelim efendim. O benim yaptıklarımın çok daha fazlasını hak etti. Yanılıyorsun işte. Olanları bir bilsen artık açıklamak zorundayız. Ben ne söyleyeceğinizi biliyorum efendim. Bilmiyorsun efendim. Bilseydin adama böyle davranmazdın. Mahalleye rezil olduk. Aa, saçma. Kapıya bakıver Nihat. Bakayım anneciğim. Ah Hüsnü, nasıl söylesem
Biliyorum çok üzüleceksin. Ama inan kimsenin suçu yok bu işte. Sinirleneceğim bir şeysin lütfen söyleme. Kafir derecede sinirlendim zaten. Buyurun. İçeri girebilir miyim? Bir şey mi istediniz? Nihan kızım ne biçim karşılama bu böyle? Annem baban içeride değil mi? Ay içeride içerideler de yanına bir şey söylemek istiyorsanız bana da söyleyebilirsiniz demek. Hayır ben yenik söylemem gerekiyor. Ben söyleyeceğim. Ne zahmet eder. Efendim rahatsız etmiyorum ya. Hoş geldiniz Safiye Nazan. Hoş bulduk efendim. Bu defa da karısı geldi. Bilin bakalım ben neden buradayım. Biliyoruz efendim koyununuz kaybolmuş. Hayır efendim artık bulundu. Bulundu mu? Evet. Ben de sizden özür dilemeye geldim. Bizim Bayram Efendi biraz ileri geri konuşmuş. Artık kusuruna bağışlarsınız değil mi? Zarar yok. Bulunduğundan emin misiniz? Elbette az önce getirdiler. Damadınızın gönderdi koyun mu yani? Evet evet. Hamal elinden kaçırmış. Yakalayıncaya kadar da kan ter içinde kalmış. Bayram Efendi'nin söylediği kadar iri mi bari? Ne yalan söyleyeyim sizinki kadar pek iri değil. Duyuyor musun? Damadınız mı? Evet. Doktor Tarık. Kendisi doktordur. Öyle mi? Ya. Çok memnun oldum efendim. Nasılsınız? Nasıl? Sizin damat da bu boy mu? Yok pek bu boy değil. Nihan turnayı gözünden vurmuşsun kız. Efendim ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Bayram telaşı. Bizimki de beni evde bekliyordur. Hadi efendim hoşça kalın. Çok memnun oldum efendim. Görüşmek üzere. Rahatsız ettim. Kusura bakmayın efendim. Rahatsız olma ya. Gördün mü? Kendisi utandı karısını gönderdi. İyi ama... Bir gariplik var gene de. Gariplik mi? Ne garipliğiymiş o? Ah Hüsnü sana söylemeye bir türlü cesaret edemediğimiz şey neydi biliyor musun? Nedir? Kestiğimiz kurbanı Tarık göndermemiş. Biliyorum. Biliyor musunuz? Tabii. Ne demek bu? Şu demek işte şuradan biliyorum. Çünkü o koyunu satın alan benim. Damat hediyesi diye göndermemin sebebi de şu sonradan görme komşuları çatlatmak içindi. Ama nerede? Az daha onlar beni çatlatacaktı. Neyse bırakın bunu şimdi. Hazırlayın şu sofrayı. Oturalım yiyelim kurban kavurmamızı. Çünkü eğer bütün sinir mideme vurdu. Biraz daha hazırlamazsanız Bayram Efendi yerine siz yerin burada oturun. Aşk olsun üstü.